Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı yeniden Murat Kandazoğlu oldu. İlk röportajını ise yine Class Sport TV'ye verdi. Şimdiden teşekkür ediyorum. Tabii ki böyle samimi ortam kurmak istedik. Çünkü gün boyunca bu koltuklarda oturdunuz. Atmosfer yakından bizler de takip ettik. Gerçekten çok güzel bir seçim oldu diyebiliriz. Tabii ki bazen atışmalar da oldu ama bunlar seçimin gerçekten tadı tuzu biberi. Çok güzel seçimle birlikte de 2013'ten beri başkanlığa seçildiğiniz bir süreç vardı ve yeniden başkan seçildiniz. İlk olarak da bizim mikrofonumuza konuşmayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederek düşüncelerinizi merak ediyorum başkanım. Tabii ki sizin mikrofona konuşacağım. Çünkü bu zamana kadar hep benim yanımda oldunuz. Bana hep destek verdiniz. Aslında doğrunun yanında oldunuz. Yani belki zaman zaman eleştiri aldınız ama doğru neyse onu savundunuz ve onu yansıttınız. Onun için size çok teşekkür ediyorum. Ve ilk tabii ki röportajımı size vereceğim. Siz bunu fazlasıyla hak ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Biraz önce dikkat ettiğim bir konuda aileniz de yanınızdaydı. Evet. Gerçekten böyle desteklerde ilk olarak aile desteği çok önemlidir. Çünkü hanımcılık kazanacak diyebiliriz. Hanımların desteğiyle birlikte, Evet. çocuklarınızın desteğiyle birlikte güç en önemlisi ailedir. Onlar da sizi Kesinlikle. yalnız bırakmadı. Bu süreci onlarla birlikte nasıl yaşadınız? Peki ilk olarak bir aileden konuşup daha sonrasında birazcık daha yönetimsel konulara da geçmek Tabii ki. istiyorum. Şimdi gerçekten bizim sadece 1,5 yıllık bir seçim süreci yaşandı ama bunun öncesinde de bir takım sorunlarımız, sıkıntılarımız oldu. Ve biz bununla mücadele ederken tabii ki ister istemez eve de bir takım moralsizlikler, o stres yansıması oldu. Ama ben önceki aileme çok teşekkür ediyorum. Bir gün olsun bana yüzlerini, kızlarım ve eşim yüzlerini ekşitmediler. Hiçbir zaman sezenişte bulunmadılar ve sürekli olarak baba mutlaka başaracaksın, mutlaka bu işin üstesinden geleceksin, hiç merak etme. Yani Allah'ın da bir adaleti varsa mutlaka tecelli olacaktır. Kaybetsen de kazandın, kazansan da kazanan sen olacaksın. Çünkü sen insanların kalbine, gönlüne girmiş bir kişisin dediler. Bana hep moral verdiler. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Onların benim arkamda durması, bana manevi olarak destek vermeleri beni kamçıladı. Tabii ki bu süreç içerisinde sonuçta bir aileniz var. Eşinize, çocuğunuza zaman Evet. ayıracaksınız. Bunu ayırmakta yani ayırdım desem yalan olur. Ama hiçbir zaman bu konuda eleştirde bulunmadılar. Sağ olsunlar. Ben onlara çok teşekkür ederim. Eğer bu seçim kazanmışsa onların en az %50 benim payım varsa %50 onların payı var. Doğru. Evet. Şimdi artık birazcık daha buranın atmosferine yeniden dönmek istiyorum. Aile kısmından çıkıp yönetim kısmına. Birazcık tabii ki sürtüşmeler olmuştu Halil Başkan'la birlikte ama seçilemedi. Sizi de tebrik ederek gitti. O görüntüler de gerçekten yine Evet, çok güzeldi. evet, evet. Haliyle belirli vaatleriniz var tabii ki ama zaten demiştiniz ki amatörde bunlar kısa vaatler olmalı. Uzun dönem değil, kısa vadeli Olması, tabii ki. olması gerekiyor Tabii. demiştiniz. Şimdi Tabii. artık yeni dönemle birlikte, sizin seçiminizle birlikte yeni bir sayfa değil de sayfanın devamı olarak ben düşünüyorum bunu. Ankara'yı neler bekliyor? Şimdi bir defa şunu söyleyeyim. Halil Başkan düne kadar rakiptik. Bugün arkadaşız, dostuz. Evet. Ve bu ebediyete kadar devam edecek. Sonuçta biz düşman değiliz. Yani onu da demokratik hakkını kullandı, çıktı, aday oldu, çalıştı, gayret etti Ankara'ya hizmet etmek için. Ama sonuçta delegelerde bir takdir hakkını kullandı. Tekrar benimle yola devam etmek istediler. Ben önceki delegelerin başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz bu konuda hep söylediğimiz gibi yani kısa, orta, uzun vade diye bir kavram olmaz amatörlerde. Kısa kavram olur. Kısa vadeli işlerinizi çözmek durumundasınız. Çünkü artık bunu diye diye bu şekilde cümle kura kura zaman geldi geçiyor. Yani hani biz de elimizden geldiği kadar bulunmuş olduğum dönem içerisinde gerçekten amatör spora ben ciddi anlamda hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Ve bunu anlattıklarımın da ispatı ve teyidi de bugün seçimde tekrar bizi destekleyen verilen oyla yani açık bir farkla kazandık. Onun için çok teşekkür ederim. Bu da çok açık olarak net olarak göstermiş oldu. Tabii bize ağır bir sorumluluk yüklendi. Bu ağır sorumluluğun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Ben çünkü demin ifade ettim. Yani biz hakikaten zorlukları ve krizi nasıl yönetileceğini öğrendik artık. Yani biz bu konuda çok ciddi tecrübe edindik. Evet. Burada arkadaşlarımla birlikte çok ciddi güzel bir kadro kurduk.
Çok kaliteli isimler var. Önceki arkadaşlarımız ona keza öyleydi. Ama o arkadaşlarımız hepsi benden müsaade istediler. Onlara ben çok teşekkür ederim hizmetlerinden dolayı. Ama onlarla yine birlikteyiz. Bütün kurullarımızı şu anda görev yapıyorlar. Ama bizim bu saatten sonra artık kardeşlik, dostluk iklimini Ankara'da yaymamız gerekiyor. Yani sandık burada iradesini ortaya koydu. Buradan çıkan iradeye de ben inanıyorum ki herkes sahip çıkacaktır, destek verecektir. Kavgayı devam ettirmek, uzatmak hiç kimseye bir fayda getirmez. Biz zaten böyle bir düşüncemiz yok. Bizim hemen akabinde çalışmaya koyulacağız. Elbette ki kurum ve kuruluşlarla randevularımızı talep edeceğiz, görüşeceğiz. Bize düşen ne varsa biz her zaman çalışmaya hazırız. Bize bir şey talep edilirse biz seve seve o taleplere karşılamaya hazırız. Çünkü böyle olması lazım. Burada demin ifade ettiğim gibi biz yarıştı bitti. Bugüne itibaren bana oy veren arkadaşlarımın da başkanıyım. Oy vermeyen kulüplerim de başkanıyım. Sonuç olarak bu zamana kadar hep adalet ve eşitlikten bahsettik, dürüstlükten bahsettik ve bunu devam ettireceğiz ve evet, belki birkaç gün bir kahve molası vereceğiz ama hatta tekrar... Yarın bildiğim kadarıyla düğün var. Yarın evet, Yusuf Kılıç abimizin düğünü var. Allah nasip ederse ona hep beraber katılacağız inşallah. Çifte düğün olacak. Ama hakikaten Ankara'nın çok ciddi problemleri var. Bunlar inşallah çözeceğiz. Sayın Bakanımızın bize vermiş olduğu güzel haberler. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın söyledikleri, ilçe belediye başkanlarımızın bize söyledikleri bizi çok mutlu etti. Allah nasip ederse inşallah hep beraber Ankara'mıza güzel hizmetler vereceğiz. Bizim görevimiz bu kurumları harekete geçirmek, bu kurumlarla birlikte bu işleri başarabilmek. İnşallah bunları birlikte başaracağız. Ama şu var, hiçbir zaman yani benden ben zihniyeti değil biz zihniyetiyle hareket edeceğiz. Çünkü birlik beraberlik olmazsak ve bütün kulüplerimizde bu cami yönetemezsek emin olun biz başarılı olamayız. Onun için herkesin katkısına ve desteğine ihtiyacımız var. Teşekkür ediyorum. Peki tesisleşme ile ilgili de son olarak sorumu sorsam. Ankara'da tesisleşme ile ilgili hep bir sıkıntı söz konusu. Bu evet. Süper Lig'den tutun alt takımlara kadar giden bir süreç. Bugün keza Ankara Gücü ve Gençler Birliği aynı sahayı paylaşırken şu anda Keçiören Gücü 1. Lig'de zaten zemin değiştirme çalışmasına gitmesi gerekiyor. Federasyonun verdiği kararla birlikte. Diğer kulüplere bakıyoruz. 2. Lig'de aynı sahayı paylaşan 3-4 takım bir arada yer alıyor. Yani demek istediğim şu. Ankara istediği statlara ne zaman kavuşabilir? Şimdi bunu az önce konuşmada izah ettim. Yani Sayın Bakanımızın da yapmış olduğumuz ziyaretimizde. Çok güzel projeden bahsettiler. Ben bunun kısa süre içerisinde hayata geçeceğini düşünüyorum. Ben bunu net olarak söyleyeyim. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımızın mutlaka SEM sahaları yapılması ile ilgili bir projemiz var. Bunu hayata geçireceğiz. Yine SEM kulüplerimizin ayakta kalabilmesi için mutlaka mevcut halı sahaların kulüplere tahsisi noktasına çalışmalarımızı yürüteceğiz. Tabii ki yani Ankara'da futbol bir anlamda herkes aynı cümleyi kullanıyor, dibe vurdu söyleniyor. Ama şimdi sürekli bir tesis yetersizliğinden bahsediyoruz ama bunu sadece Ankara Amatör Spor Kulübü Federasyonu Başkanı ve bizler sürekli olarak dile getirdik. Söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Çünkü stadyum evet belki bir anlamda hani Eryaman Stadyum var ama Ankara'nın her şeyinin yani merkezinde bir stat olması, 19 Mayıs kompleksinin içerisinde bir stat olması Ankara'ya bir farklı hava katacaktır. Kulüplerimize farklı bir hava katacaktır. Yani çünkü oranın atmosferi gerçekten kulüplerimizi çok ciddi anlamda etkiliyor. Diğer bir konu tabii ki bizim profesyonel takımlarımızın mutlaka onlarla işbirliği içerisinde SEM takımlarımıza işbirliği bir proje geliştirmek istiyoruz. Yani Gençler Birliği, Ankara Gücü, Keçiören Gücü ve diğer takımlarımızla birlikte. Şöyle ki her kulüp 10 tane 20 tane SEM kulübüne sponsorluk yapsa, pilot takım uygulamasına gelse ve ciddi bir altyapı oluşacaktır. Yani orada profesyonel takımlara da ciddi bir katkı sunacaktır. Diğer taraftan baktığınız zaman oradaki SEM kulüplerimizin de bir anlamda hayata tutunmasını sağlayacaktır. Yani burada kazan kazan modelini hayata geçirmeye çalışacağız. Tabii biz bunu daha önce gündeme taşımıştık ama bunlarla alakalı yaşamış olduğumuz problemler ve sorunlar neticesinde çok fazla bu konuya eğilememiştik. Ama bu dönemin daha rahat geçeceğini, daha güzel hizmetler vereceğimizi düşünüyorum. İnşallah bunları hep birlikte başaracağız ama Ankara'daki tesis sıkıntısının ve stat meselesinin bu kadar gündeme taşıyan da sanıyorum Ankara Amatör Spor'da Federasyon oldu.
Çünkü bununla ilgili de çok ciddi meseleler yaşadık, problemler yaşadık ama sanıyorum herkes doğru olduğunu, yani bunların bizim yapmış olduğumuz bu gayret ve çalışmaların, ortaya koymuş olduğumuz tesis anlamdaki bu iradenin, baktığınız zaman herkes artık bize hak vermeye başladı. Ya evet, Sayın Kandazoğlu bunlara söylüyormuş ama gerçekten de öyleymiş. Yani Ankara'da ciddi bir tesis yetersizliği söz konusuymuş noktasına geldi insanlar. Bundan dolayı son derece mutluyum. İnşallah önümüzdeki günlerde hem Spor Bakanlığımızın, hem Büyükşehir Belediyesi'nin, hem ilçe belediye başkanlarımızın çok ciddi projeler olacaktır, hayata geçirilecektir. Biz de inşallah sizlerle yine bu ekranlardan bunu paylaşacağız. Tabii ki ben özellikle bir Ankara'da yaşayan kişi olarak bir milli takımın Ankara'ya gelmesini isterim. Yine evet, ben bir Ankaralı evet. olarak Ankara takımlarından oyuncuların da milli takıma davet edildiği, daha çok Ankara'dan oyuncuları da görmek isterim. Bununla ilgili de her şey altyapıdan yeşillenerek, tabii. filizlenerek başlıyor ya, tabii ki. Muhakkak. Şimdi tabii ki Ankara, biliyorsunuz geçmişte Ankara Türk futbolunun omurgasıydı. Yani çok yıldızlar Ankara'dan çıkmıştır. Milli oyuncular çıkmıştır. Evet. Ve milli maçlar ya Ankara'da, İstanbul'da oynanırdı. Evet. Ve bazen İzmir'de oynanırdı. Ama yaklaşık 20 yıldır neredeyse, yanlış hatırlamıyorsam o civarda, belki daha fazla, Ankara'da milli maç oynanmıyor. Bunun evet. tek sebebi stadyum. Şimdi bakın, yani Ankara'nın sporun da başkenti olması noktasında, özellikle futbolun başkenti olması noktasında, demin ifade etmiş olduğum bu projenin hayata geçmesi lazım. Yani burada amatör ve semt kulüplerimizin bizim ortaya çıkartmamız lazım. Bunlara yönelik projeler üretip bu kulüplerimizin elindeki oyuncularını diğer altyapılara yönlendirip, hatta elimizde karmalar oluşturarak, yani bunu yapacağız inşallah. Yani Ankara Amatör Spor Kulübü Federasyonu'nun bir karması olacak. Ve bu belki Türkiye Ligi'nde olmasıyla alakalı, bütün ildeki ilin karmaları olması noktasında da Amatör Spor Kulübü Federasyonu başkanlarımıza, konfederasyona görüşerek, bu fikrimizi ileterek olmasını sağlayıp, biz tabii Ankara'da önce olmak istiyoruz. Ve buradan yetişen gençler hem kendi ilindeki profesyonel takımlara katkı sunacaktır, hem de Türk futboluna ciddi anlamda katkı sunacaktır. Ve Ankara'nın ilerleyen dönemlerde ben futbolda atağa kalkacağını düşünüyorum. Ama biraz da tabii ki öz eleştiri yapmak lazım. Hatalarımızı tespit etmek lazım. Hemen önümüzdeki dönemlerde profesyonel takımlarımızla ve Ankara'daki sporun paydaşları bir araya gelmeyi planlıyoruz. Ve bu plan dahil içerisinde inşallah Ankara'mıza nasıl bir futbol anlamında, sportif faaliyetler noktasında olsun, futbolda olsun katkı yaparız diye konuşacağız. Yani aslında bu toplantı şeklinde olacak ama yani bunun bir yerde başlaması gerektiğini orada vurgulayacağız. Tamam, onu yapmamız gerekiyor. Bunu da tabii ki burada profesyonel takımlarımızın, Ankara gibi gençler ve çok değerlerimizin de artık işbirliği yapma noktasına getirip, çok değerli iki başkanımız var. O başkanlarımız inşallah kısa süre içerisinde bir araya gelip, hatta bir yemek organize edip orada bu konuları konuşmak istiyorum. Peki, şimdi size tabii ki görevler düşüyor ama Ankara'daki halka da görev düşüyor. Ankara halkına seslenmek isterseniz Class Sport TV ekranlarından, onlara mesajınız ne olur? Tabii Ankara halkına özellikle şunu söylemek istiyorum. Tabii sportif anlamda merak etmesinler. Yani biz yapacağımız metropol ilçe başkanlarımızla, büyükşehir belediye başkanlarımızla, bütün semtlere semt sahaları yapılarak, sadece futbol değil, yani orada açık sahaları da yapılmasını sağlayarak halkın spor yapmaya teşvik etmeye çalışacağız. Çünkü artık şu var, yani spor yapmayan insanda, yani spor yapanla spor yapmayan insanı kıyasladığınız zaman, iki tane 40 yaşında ve 30 yaşında kişiyi koyun, birisi spor yapan, birisi spor yapmayan. Baktığınız zaman sporun ne anlam ifade ettiğini çok net olarak görebiliriz. Onun için bizim bir defa bunu ortaya koymamız gerekiyor. Yani spor yapan bir halk, başkentte spor yapan bir halk noktasına getireceğiz. Burada sadece biz bunu yapamayız. Burada Büyükşehir Belediyesi'nin de bu konuda katkısını isteyeceğiz, alacağız. Ve bütün oradaki halkımızın spor teşvikle ilgili ne yapılması gerekiyorsa bunu da inşallah orada vurgulayacağız. Ve şöyle söyleyeyim size. Sağlık giderlerinde en az il olan bir başkent yaratmak istiyoruz. Yani bunu yapmakla beraber bu bir aslında bir şeyimiz olacak, bizim sloganımız olacak. Yine Ankara spor turizminde en önde olabilecek bir il noktasına taşımaya çalışacağız. Çünkü bu çok önemli. Bunu biz tek başımızda yapamayız. Burada bütün organlarla bu şeyi inşallah başaracağız. Yine tabii ki
biz Ankara'da bir spor festivali noktasında yılın belirli bölümlerinde yani Nisan ayı içerisinde ve Mart ayı dönemlerinde yani lisanslı olan değil de lisanslı olmayan insanların halkın içinden sporcuları. Yani o zaman belki ben de katılabiliyorum tabii, önceden voleybol oynamış biri olarak. Tabii siz de katılabilirsiniz. Yani amaç şu, yani insan spor yapmak istemiştir ama yani bir kulübe gidememiştir. Ama yeteneği vardır ama onu kimse fark etmemiştir. Ama yapılacak olan bu spor festivalinde bir voleybol maçında veya bir basketbol maçında veya bir futbol maçında orada belki çok değerli, kıymetli yetenekleri keşfedeceğiz. Onun için Ankara halkına biraz daha dokunmak istiyoruz. Evet, şahsen özellikle son planlamanızla ilgili ben oldukça bir Ankara'da yaşayan kişi olarak tebrik ediyorum bu düşüncenize ilgili ve bizlere de ilk olarak röportaj verdiğiniz için tüm ekibim adına da yeniden teşekkür ben ediyorum. Ben burada bir teşekkür etmek istiyorum. Sayın Klas TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Bülent Altas'a çok teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten yoğun bir mesai harcadı ve genel kurumumuzu canlı olarak yayınladı. Bu da Klas TV'nin başarısı. Tüm Türkiye izledi. Beni Türkiye'nin her yerinden aradı. Hatta Avrupa'dan da aradılar beni. Akrabalarım var. Takip ettiler. Herkese taşıdılar. Objektif bir genel kurul oldu. Onun için Bülent kardeşime çok teşekkür ediyorum. Yürümüş olduğu yolda biz elimizden gelen tüm katkı ve destekleri inşallah kendisine sunmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, bizler Murat Kandazoğlu ile birlikte artık Amatör Spor Kulübü Başkanı olarak ilk röportajını bizim ekranlarımıza, bizim mikrofonlarımıza seslendirmesinin şerefini yaşadık ve artık yayınımızı noktalıyoruz. Sizlere de desteğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.